başımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl oldum ben? En yakınımdan böyle nasıl koptum ben? Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem. Melek, Melek, ah Mithat, ah Mithat, ah Mithat, Melek, Melek. Arabadan su alın be, arabanın korkunun önünde su var. İnsan arabadan su getir. Melek, 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 yavaşsan koş, Allah aşkı için koş. Melek, 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 aha su getirdim şundan iç, iç buyurdum iç. Aman, neysin değil mi Melek? Melek iyisin ha? Kendine gel, tamam. Tamam Melek. Tamam, tamam Melek. Abi. Tamam, ben, abi çocuklar. Dur nefes al. Melek. Abi hemen, hemen havaalanına gitmemiz ya. Lazım. Uçak kalkmadan yetişmemiz ya, lazım. Ya tamam bir nefes al Melek. Tamam. Abi, tamam. Ne olur. Tamam. Abi. Bir sen. Tamam abi, Melek. Hadi abi. Ya Melek bir sakin ol Allah aşkına. Çocukları sakin almış. Ya tamam yetiştireceğim ben seni. Ben yetiştireceğim seni. Mahmut, habersiz bırakmayayım bizi. Tamam hacım, eyvallah. Allah. Melek, Allah aşkına için panik yaptırma bana. Kemerim bak, kemerim bak. Kerem, aç sana oğlum, neden açmıyorsun? Abi hızlı ne olursun. Ay Defne, niye açmıyorsunuz telefonlarınızı kızım? Duymuyorlardır belki. Annemle birbiri yok boşandın lan. Salak salak konuşma. Öyle olsa nasıl boşanacağız? Ya, ya sen nasıl bir adamsın? Doğru konuş. Kim o kadın? Aldattın mı sen annemi? Bak saçmalama tamam mı? Bunların hepsi annenin uydurmaları. Bunları bahane edip zaten boşadı beni. Ya yalan söyleme. Defne anlattı bana her şeyi. Ali ile kız alıp bir de tanımadığım o kadının evine götürmüşsün. Sonra da basıp gitmişsin. Nasıl yaptın ya bunu anneme? Hiç mi işin acımadı? Bak kas kaplamı. Eğer hata bende olsaydı hakim velayeti bana vermezdi. Anladın mı? Velayetiniz bende. Ben ne istersem onu yapacaksınız. Yok öyle iş. Yürek miydin oğlum sen? He? Almanya'da kavgaya karıştın. Burada geldin adam bıçakladın. Sonra gelip babana dikleniyorsun. Sen değil miydin iki gün evvel baba gel beni kurtar diye zırıl zırıl ağlayan? Onun için benim kafamın tasını attırma düş önüme. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim de baştan konuşalım. Senin için gelmiyorum. 18 olduktan sonra basıp giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin. Sen de ondan sonra ne halt edersen edersin. Ne diyorsun lan sen? Bitti diyorum, bitti bitti. Artık bizi unut. Bundan sonra biz yokuz. Madem öyle, bundan sonra herkes kendi yoluna. Ulan benim kafamı kızdırma, kafanı kırarım lan! Dur! Kafanı kırarım! Dur, bir dakika, bir dakika. Babam var. Babam... Tamam, sen git. Ben seni İtalya'ya getiririm. Doğru düzgün konuşacaksın benimle. Ya baba, ne yapıyorsun? Bırak! Ya baba, bırak ki!
Kerem'i... Sen çek buraya ya. Ya size ne oldu Allah aşkına ya? Ha? Antep'in havası mı dokundu size? Babam... Kime dikleniyorsunuz siz? Ya babam kolumu bırak, canımı acıtıyorsun. Gülcan, bırak. Kadınları itip bırak. Ya sen çek şuradan be. Ya ne yapıyorsun? Yavaş olur musun sen ya? Karşında kadın senin ya. Lan sen kimsin be? Kimsem kimim ki? Böyle davranamazsın sen, tamam mı? İstediğim gibi davranırım. Babalarıyım ben onların. Kızım bu çocuk yine nereden çıktı? Ya Kerem dur, şimdi sırası değil. Konaktan bizi o getirdi. Ya sen niye bununla dalaşıyorsun? Anlatacağım, dur. Bak delikanlı, efendi ol, önümden çekil. Benim canımı sıkma, anladın mı? Çekilmiyorum ya, ne yapacaksın? Annem arıyor. Anne, neredesin? Ver bakayım şunu sen bana. Anne falan filan yok. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi zaten. Artık anneme dil uzatma. Ya sen sus be. Baba telefonu ver, annemle konuşacağım. Annem falan filan yok artık. Madem kurtar dedim beni, o zaman benimle beraber geleceksin ve unutacaksın, anladın mı? Abi Allah'ın aşkına daha çok hızlı gidelim. Ya yürüse! Ya yol ver, yol! Yürüyün, gidiyoruz. Ya bir sakin olur musun sen lütfen? Lan kardeşim sen kimsin ya? Nereden buldunuz bu herifi? Bu herif kim ya? Nedir adıyorsun sen kendini? Bak abi büyüğümsün, sana saygımdan susuyorum. Beni sinirlendirme. Çeke gidiyorum ben. Gitmiyorum. Babalarıyım ben onları. Nereye istersem oraya götürüyorum. Yok böyle daha fazla, onunla güzellik olmaz. Lan benim kafamı tasına attırma kardeşim. Ya, sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Cem ne yapacaksın? Bir sakin olsana sen. Ya adam görmüyor musun? Zorbanın teki ya. Ya tamam karışma sen, biz aramızda halledelim. Dur. Ya tamam haklısın ama görüyorsun daha çok sinirleniyor. Yapma. Ne var kardeşim? Zır 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 zır. Ne? Keyfimden aramıyorum. Melek geliyor havaalanından. Aklı sıra çocukları arayacak. Emin misin? Buraya mı geliyor? Yok öyle dava. Çocuklar benimle beraber. Uçağa atlayıp gidiyoruz. Kurtuluyoruz bu Antep cehenneminden. Bana bak. Sadece çocukları değil, Meleği de alıp götüreceksin. Hiç kimseyi ardında bırakmayacaksın, anladın mı? Amma uzattın, anladık be. Baba. Ne? Annem geliyor mu? Sana ne? Baba annem gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bak kızım, biz annenle boşandık. Almıyor mu senin bunun kafan? Ha? O istediği yerde kalabilir. Siz benimle beraber geliyorsunuz. Bu kadar. Melek abla gelmeden hiçbir yere gitmiyorsun. Bak delikanlı, bu çocukların velayeti bende. Bana polis çağırtırma. Anladın mı? Bir çağırsana bir hadi ya. Bir çağır hadi ya. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Dur. Sakin ol. Ya adam yaka paça sürüklüyor sizi, görmüyor musun? Tamam, tamam. Dur. Hadi kardeşini al gel hadi. Ne diyorsun ya? Bir dakika ya. O zaman şöyle yapalım. Siz burada kalın. Dayınız yolda annenizle beraber geliyor. Dayınla beraber halledersin bütün işleri. Tamam. Biz gidiyoruz. Kerem. Defne hadi. Kerem annem. Defne gel, annemi içeride bekleyelim. Ben odayım olacak adamla bir daha karşılaşmak istemiyorum. Nasıl? Gidiyor musunuz yani şimdi? Her şey için çok teşekkür ederim. Temizlenmedi. Ha? İlla söylemek mi lazım? Ya ben boş boşuna mı çıkarttım bu eşyaları, anlamadım ki. Yok, boşu boşuna olur mu gelin hanım? Yani ben melekler gelince bilemedim. Pardon? Neyi bilemedi? Melekler geldi, gitti. Şimdi bu odanın temizlenmesiyle ne alakası var? Ben onu anlayamadım. Beyhan abla, bak bu oda benim. Bu oya balamaya gelecekler. Bu yüzden bugün bu odanın temizlenmesi lazım. Tamam mı? Ya gelin hanım, ben acele etmesek mi diyorum ha? Neyi bekleyeceğiz Beyhan abla? Benim doğurmamı mı bekleyeceğiz? Ya benim yarın kontrolüm var. Kontrolden sonra gideceğim çarşıya mobilya alacağım. Ha,
Yani melek dönücü, bu odaya yerleşici diye bekliysen boşuna bekliysin. Onlar kendi hayatlarına döndüler. Biz de Allah'a şükür huzurumuza, rahatımıza kavuştuk. Dertleri neymiş ben gerçekten anlamadım abi. Adamın buraya geldiklerinden haberi biliyor. Ne oldu da şimdi melek çocukları toplayıp geri döndü? Bilmiyorum İhsan, bilmiyorum. Ama içim rahat değil. Meleği öyle yolladı ki havaalanına. E kardeşim, abisi yanında. Merak etme. Mahmut o adamla baş edebilir mi bilemedim. Malum meleği burada istemiyorlar. Gitmesi işlerine girer ama meleğin de dönmeye niyeti yok gibi geldi bana. Kalamaz ki. Seyit Ali amca onlara konağı almaz. Hem adam onları buraya götürmeye gelmiş. Yani adam çocukların babası, melek karısı. Ya şimdi gidelim, yapışalım yakasına, götüremezsin dedi. Siz kim oluyorsunuz demez mi bize? Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. İhtiyacı olursa gene yaparız. Ama ötesi bize düşmez. Efendim baba. Oğlum ne yaptın? Ne ettin? Yoldayız baba. Yaklaştık havalimanına. Evet. Bana bak, yanında mı? Evet baba. Tamam, bana bak. Kocasının çocuklarını alıp uçağa binip gidecek. Anlaşıldı mı oğlum? Bana tez haber verirsin. Tamam baba, tamam. Selamünaleyküm. Bunların kalayı tamam. İyi. Al oğlum bunu. Alın, dikilmeyin. Hafız dayının selamı var. Az gelsin de kahveyi çek dedim. Tamam oğlum. İşlerimi halledeyim, ben geleceğim. Hadi sen selam söyle. Hadi. Hadi. Hocam afiyet olsun. Hadi oğlum dikilmeyin. Seyirlik mi var burada? Gözünüz burada. Mithat. Sen neydin? Başın göğe mi erdi el kadar çocuğu şikayet edince? Dayısın sen dayı. Hiç yakışık alayım mı sana bu hali? Bilip bilmeden yükselme hala. Geri aldım şikayet. Ha. Önce yık, sonra geri al. Ya bu konu kapansın artık ya. Nasıl soktuysam çocuğu öyle çıkardım dışarı. Babasına da teslim ettim. Ne? Sen ne diyorsun? O hayırsız adama mı verdin çocuğu? Ay başıma gelenler. Ne oldu hala, ne oldu şimdi? Kızla küçük oğlan da çıkıp gittiler. Sen kuzuyu kurda emanet ettin be oğlum. Nasıl edeyim bunu ya? Kuzu. Ala, adam babaları. Çocukları alıp dönmek için gelmiş. Melek de arkalarından defolup gidecek. Biz de huzurumuza kavuşacağız. Bu konu kapanacak, tamam mı? Ah. Ah. Ah ben ne edeyim? Ah ben ne edeyim? Allah'ım yarabbim, ne olur kalkmamışsın, ne olur. Ay burası giden yolcu. Ben arabayı park edip geleyim ha. Ha, ha şunu al. Dur, 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 pardon. Pardon, pardon. Pardon. Ay, eşirdiğim, eşirdiğim, pardon. Ben geçebilir miyim? Lütfen izin verin. Yolcuyuz ama. Tamam, ne olur izin verin. Lütfen, eşirdiğim. Hanımefendi. Ha? Ne olur. Hanımefendi nereye hanımefendi? Hanımefendi, hanımefendi nereye gidiyorsun? Be bir saniye. Melek abla, Zafer, Zafer. Bizden, bizden, bizden tamam lütfen. Tamam, lütfen gel abla. Çok teşekkür ederim. Ömer çocukları gördün mü? Geçtiler abla, pasaporttan geçtiler. Geçtiler mi? Pasaport nerede? Gel gel. Kerem! Defne! Defne! Kerem! Kerem! Geçmek zorundayım. Geçmek zorundayım. Geçmek zorundayım. Lütfen. Lütfen mecburum. Bir dakika. Dur. Lütfen yardım edin. Mecburum. Tanya ne olur. Yalvarırım çocuklarım. Buyurun Melek abla. Buyurun. Buyurun şöyle. Peki, uçak bekletin. Peki, uçak bekletin. Defne. Anne,
yanına. Kerem! Kerem! Aynen böyle işim. Hocam sen, oğlum bir dakika. Bırak, yalvarırım bırak. Ne oluyor ya? Ne olur. Bırakın annemi. Bırak, gitmiyorsun, gitmiyorsun. Bırak, görmüyor musun annemi? Gitmiyorsun. Gidersen yeminle, gözünün yaşına bakmam, sizi kaçırdı derim. Ya hiçbir vicdanımız yok, ben niye yalan söyleyeyim? Ha ben gidiyorum, annemi orada yalnız bırakmam. Tamam git. Git. Ben de ananı vereyim polislere. Zaten sizi buraya getirdiği için suçlu. El birliğiyle yakalım onu ha. Yapma. Hadi git. Kerem ayırmadım dur. Ya bırak. Allah. Çocuklarımı götüremezsin dedim sana. Ya ben anneleriyim. Anne. Ben de babalarıyım. Bakın bu da velayet belgesi. Bu velayet. Al bakalım. Albay umurumda değil. Hiçbir yere götüremezsin. Nereye götüremiyorum ya? İstediğim yere götürürüm. Defne, Kerem. Çocuklar bana ait anladın mı? Onları istediğim yere götürebiliyorum. Beyefendinin velayet belgesi var. Çocukları almak yasal hakkı. Güçlük çıkarmayın. Buyurun dışarı alalım sizi. Anne. Olmaz. Ben çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ya bırak Allah aşkına. Seninle mi uğraşacağım ya? Al buyurun. Seni öldürürüm. Bakar mısınız ya? Alenen tehdit ediyor. Ölür falan filan diyor ya. Bir şey yapar mısınız? Beyefendi sakin olun. Tamam kardeşim bir dur. Kardeşim adalet var, hukuk var. Resmen alenen söylüyor seni öldürürüm diyor. İşlem yapsanıza. Çocuklarımı götüremezsin. Alpay bunu niye yapıyorsun? Yapma artık yeter. Memur bey ben size işin aslını anlatayım mı? Biz bu hanımefendiyle Almanya'da boşandık. Ondan sonra gizlice evime girmiş, Almanya'dan çocukları almış, ta buraya kadar korkma, getirmiş. Korkma. Anladın mı? Bekle, suçlu olan bekle, o. Bekle, bekle, bekle. Korkma, korkma. Hanımefendi dışarı alalım. Altay, beni delirtme! Benim boşandığımızdan haberin mi oldu? Sana kim, hangi hakla çocuklarımı verebilir? Veren vermiş, tamam mı? Artık onun umurunda değil. Memur bey, bakın ben anlatamıyorum hanımefendiye. Lütfen siz izah eder misiniz? Hanımefendi dışarı çıkalım. Ben buradan çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Kolay gelsin. Salih vallahi yapma etme gözünü seveyim. Aa ortalık karışacak ben içeri girmezsem. Ya Mahmut zaten ablan yüzünden başımız derde girecek. Bari sen yapma. Ya sen yapma deme be. Tanıyın beni ben de seni bileyim. Ya Salih gözünü seveyim abi yardımcı ol. Ya abi sen bizi tanıyorsun. Ben kefilim ben burada kalayım tamam. Ömer kalsın burada. He. Bak ne olur hadi. Yapma Allah aşkına için hadi bir yardımcı ol be. Tamam. Amirime sorup geleyim. Tamam. Ya hadi Salih hadi. Acele et Allah aşkına için hadi acele et. Olmaz. Buyurun abi. Lütfen. Buyurun. Yapmayın. Defne, Kerem, kızım. Seyitli korkma. Olmaz bir dakika. Memur bey, problem yok. Usulsüz bir şey yok ortada. Anteplik biz. Antepli. Ya bu kadar ha o çocukların anası oluyor. Hanımefendi haksız. Dışarı götürmek zorundayız. Abi ne olursun bir şey yap. Alpay çocukları götürüyor. Çocuklarımı götürüyor. Beni burada kimse dinlemiyor. Ya neden kimse beni dinlemiyor? Ya sen nasıl adamsın Allah aşkına için ya? Ya sen nasıl adamsın ya? Sen bu çocukları alacaksın gideceksin Almanya anası burada kalacak. Analarından bu çocukları ayıracaksın sen ha? Ya nasıl yapacaksın sen bunu? Ha? Bas be ya. Sana mı soracağım? Sıkıysa tut hadi. Ya Melek ben ne diyeyim? Bu adam gidecekti sen kalacaktın. Ya ben sen uçak biletini alayım ha. Git çocuklarınla beraber bırakma madem öyle. Abi ben gidemem. Gidemem abi gidemem. Gidemem Almanya. Vallahi problem yok. Allah aşkına için yapmayın. Ben onları şimdi sakinleştireceğim ha. Yapmayın. Dur tamam dur dur dur. Sana yalvarırım ben kontrol olmadan yaşayamam. Anne ne olur tamam yalvarma bu adama. Ne diyorsun lan sen? Senin dilinden konuşuyorum. Lan doğru düzgün konuş benimle. Alpay. Namussuz. Annem böyle davranamazsın. Anneme böyle davranamazsın. Ya Alpay ne yapayım havalimanında ne yapayım? Millet bize bakıyor ya. Ya Allah aşkına bir sakin olun yapmayın ya. Ya ben artık çıldıracağım. Anladın mı? Bu kaçıncı defadır aynı şeyi yapıyor bana? Ya düzelir, ya düzelir. Allah aşkına için bir sakin olun. Yapmayın ha çocuklar. Düzelmiyor abi. Ya çocuklarınız kalıyor arada. Çocuklarınız kalıyor arada. Yapmayın ya. Tamam, tamam. Korkma. Bana bakın. Tamam. Şu anda burada bir karar vereceksiniz anladın mı? Ya benimle geliyorsunuz ya da burada kalıyorsunuz. Çok iyi düşünün. Yoksa ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Anne yalvarırım. Anne yalvarırım sen de gel. Oğlum burada sevmiyorlar. Sen de gel bizimle. Hayır kızım. Bizim evimiz, yuvamız burası. Lütfen. Biz burada kalacağız. Niye o anne? Adam kafama silahtaydı. Herkes düşman gibi davranıyor bize. Ya ne olur gel gidelim. Söz ben sana bakarım. Kerem olmaz oğlum. Ne olursun. Memur bey. Siz de görevinizi yapın lütfen. Kerem gitmeyin. Ben her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum.
Hanımefendi buyurun. Gelemem yapma. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Biz burada kalacağız. Bizim evimiz, yuvamız burası. Defne! Defne! Ben şu çocuk... Yapma! Korkma oğlum. Vermem! Vermeyeceğim! Çıldırtma beni. Ben... Sen hadi tamam. Evet. Çocuğa ne yapıyorsun? Atma! Anne beni bırak! 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 Yok, bir dakika dinleyin. Bir dakika dinleyin. Ne olur, hiçbir vicdanınız yok. Defne kızım, yardım. Götürüyorlar, bir şey yap Kerem. Yalvarırım, ben onlarsız yaşayamam. Elli! Elli! Hayır! Abi! Abi! Ya ben ne edeyim Melek? Ben ne edeyim Melek? Hey hala. Oğlum alabiliriz ki çocukları. Hala. Aa vallahi burası çok karışık. Ben seni sonra arayayım. Kardeşim ne olursun anla. 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 Hakkı yok. Hakkı yok. Anne. Anne. Hala Melek düştü. Melek. Melek abla iyi misin? Mahmut abi su getir, su, su getir, su, su, su. Anne. Anne. Melek abla iyi misin? Benim yüzümden. Anne. Ah çocuklara sahip çıkamadım. Mustafa ben Hafız Dayı'na gideyim. Seyitel amca. Nasılsın Seyitel amca? Sağ ol. Meleğin kocası gelmiş diyesiler. Şükür ki kuyruklarını toplamış götürüymüş. Havalanındalarmış, bilmem esah, bilmem yalan. Cumali, aklın sıra benim lafımı bana mı tasdikletiyor? Ben ne söyledim, ne dediğimi bileyim. Gidecekler dedim. Aha gidiyorlar. Ben de onu diyeyim inşallah. Ateş olup ocağımıza düşeceğine yerini yurdunu bilsin. Yakışanı da budur. Kadının yeri kocasının yanıdır. Ya Rabbi ya Resulallah sabır ver ya. Onca kederden sonra böyle olacağı belliydi hanımım. Ne olur inadı bıraksan da şu doktora seslensek. Oh,
Doktor benim derdime çarem Beyhan. Ama halacığım, böyle yapman da çare değil ki. Ya olmayacak insanlar için kendini harap edeyim. Senin canın kıymeti yok mu? Bu yataklara düşsüne değer mi halam? Kadriye, meleğin adını ağzına sakız etme. Ne olursa olsun o Karadağların kızı. Şimdi böyle olduk ha. O uğursuz, hırsız evin kızı. Ben el kızı oldum ha. Hepiniz göreceksiniz. Madem herkes yerini bilecek, sen de yerini bileceksin hava. Hastamızın son durumu nasıl? Tansiyonu düşmüş. Melek Hanım, tansiyon, kalp, herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Yok, yok, yok. Hiçbir rahatsızlığım yok. Ben aslında çok iyiyim doktor bey. Bir an için sinirlerim boşaldı benim. O kadar. Bir iki tetkik isteyelim. Rutin kanlarını alacağız. Ömer, kontrolünü sen yaparsın. Tamam hocam. Yani şeye, tahlile falan hiç gerek yok. Çıkabiliriz, iyiyim ben. Biz de ellerinize bir bakalım Melek Hanım. Ya içimiz rahat etsin. Tekrardan geçmiş olsun. Başak. Canım. Başak, ne olur çıkar, sök şunu ben. Ya bak daha fena olacağım ya, iyiyim. Çocuklar perişan oldu, gözünü seveyim. Melek'ciğim, biz ilgileniriz çocuklarla. Yani sen yatar mısın şöyle? Zaten bu halde bir yere gidemezsin. Başak, iyiyim. Melek, lütfen. Ya bizim alana gitmemiz lazım. Uçak kaçacak diyorum Kerem. Ananıza bakarlar hastanede. Kerem. Defne, Seyit Ali nerede? Baba, Başak ablanın odasında. Buraya girmesi yasak. Ya vallahi aşk için sen nasıl bir adamsın ya? Ya bu zor da Canel Ece böyleşiysen burada uçak biletinden bahsedeyim ha. O da bayılana kadar hırpalamasaydı kendini. Başak ablan demeyeyim mi? Daha iyi canım. Şimdi dinleniyor. Kaç tahlil yapacağız, tamam? Sağ olasın Ömer. Ya Rabbim, tahlil mahlil falan filan. Of of, uzadıkça uzuyor. Ne yapmak istediğinin farkındayım. Hadi gidip annenizi görün. Ondan sonra doğru alana gideceğiz. Ölmedin ya, bekle. Annemin sonuçları önce çıksın. Ulan bilet kaç euro sen biliyor musun? Bismillah, tövbe bismillah. Anne, iyi misin? İyiyim oğlum, iyi. Kardeşiniz nerede? Anne, Ali Başak ablanın odasında uyuyor. Sen merak etme, biz buradayız. Yalnız bırakmasaydınız huzursuz olur, bilirsin. Ya tamam, tamam. Sen rahat ol, ben gidiyorum, tamam. Anne, tahlil yapacaklarmış. Defne'm, telaşlanma kızım. Ben çok iyiyim. Şu serum bitsin, çıkacağız buradan. Duydun mu? Annen turp gibiymiş. Hadi gidelim. Anne, ne olursun sen de gel. Alpay, sen gidebilirsin. Biz çocuklarla burada kalacağız. Melek. Melek.
Ya Melek bileyim abi bunu söylemesi zor ama. Olmayı Melek olmayı. Gitmeniz gerek bacım. Gitmeniz gerek iyi. Babam ağa gelirken arabada aradı. Sen duymadın. Onları değil uçak olmadan gelmedi İba. Bir tadına Kerem'in durumu zaten ortada. Sizin burada olduğunuz yok. Sizin burada. Burada olmucu Melek. Olmucu burada bu. Gidin. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel sohbet ediyorsunuz da bizim gitmemiz lazım. Uçak kaçacak. Ya adam Allah aşkı için kaçarsa kaçsın uçağına. Ben sonra uçağı alırım sizin beklerinizi. Yuvana sahip çık Melek. Bu evlilikler kolay kurulmayın. 3 tane evladınız var ha. Bu evlilikler kolay olmuyor Melek. Alpay, bu yuva kolay kurulmuyor. Bu evlilikler kolay değil. Sahip çıkın yuvanıza. Allah aşkı için. Çok doğru söylüyorsun kayınço. Evliliklerde sorunlar çıkıyor. Anne. Ama bu sorunlar... Ben Kerem'e bakayım. Evet kızım git bak. Bak kardeşini al gel. Bak dayın alacakmış bu etleri. Haydi sen yat dinlen. Ben de gideyim şu uçak biletine bakayım geleyim. Olsun. Ha daha ne olsun? Annem abisinden boşandığını saklıyor. Ya babam gideceğiz diye tutturdu. Konaktakiler bizden nefret ediyor. Ya ben ne yapacağım? Ya ben kafayı yiyeceğim burada. Ben kafayı yiyeceğim ya. Haklısın. Haklısın. Tamam bir sakin ol lütfen. Gel iki dakika bir konuşalım ha. Oturur musun şuraya? Lütfen. Ha? Hadi. Hadi gel. Ya resmen şu an hastane köşesinde oturmuş sinir olduğum birinin hayatımı anlatıyorum. Bazen olur böyle şeyler. Sen doktorsun sanırım. Olmaya çalışıyorum son sınıf. Ne güzel. Tam sana yakışır bir meslek. Kahraman doktor. Baban sizi zorla mı götürmeye çalışıyor? Yani pek öyle sayılmaz. Ben de dönmek istiyorum Almanya'ya. Ama annem burada kalalım diyor. Gerçi şu an zaten nasıl döneceğiz onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Tek istediğim annemin iyi olması. Annen emin ellerde tamam mı? İçin rahat olsun. Kötü bir şey yoktur değil mi? Sanmıyorum. Sonuçlar çıksın anlarız. Ne zaman çıkar? Yani ben ne zaman öğrenirim? Şöyle yapalım. Ben sana telefon numaramı vereyim. Tamam mı? Kaydet. Bir haber gelir gelmez ben sana söylerim. Sen de ne zaman bir ihtiyacın olursa beni arayacaksın. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Ver. İstersen ben yazayım ha. Olur. Çaldı. Tamamdır. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben anneme bakayım.
Daha iyi misin anne? İyiyim Defne'm. İyiyim kızım, ben çok iyiyim zaten. Yani keyfi yerinde annem, uyanmış. Şu hemşirelerde bir sürü oyuncak vermiş. Sen merak etme, getireyim dedim de. İşte hasta odası diye getirmek yasakmış. Yok oğlum, buraya girmesin zaten. İyi yapmışsın. Başak, bu serum bitmek üzere zaten. Artık çıkarsan da biz gitsek. Niye bu acele Melek? Ya içindeki ilacı alman lazım. Zaten tabuca edecekler birazdan. Yan sonuçlar yarın çıkacak. Doktor da tahlilleri görene kadar uçuşa izin vermedi. Haberin olsun. Of ya. Gece de buradayız yani. Bir susana sen. Oldu. O zaman babama durumu sen anlatırsın. Tansiyonum düzelmiş. Birazdan da gelir serumu çıkarırım. Geçmiş olsun canım. Sağ ol, sağ ol. Ben çok iyi hissediyorum zaten. Sağ ol. Sağ ol oğlum. Afiyet olsun usta. Sağ ol. Bizden sonra konağa polisler gelmiş. Ha. Mithat. Bir cahillik etmişti. Genç işte. Önünü ardını düşünmeden atılıyor. Biz de büyükleri olarak yol yordam öğretecek. Yaranın deşilerek değil, sarılarak iyileştiğini gösterecek. Hata bunlara mahsus. Beşerik, şaşarık. Ama ve lakin mühim olan yüzüne vurmadan örtüp sarmalamak. Mevlana Hazretleri ne güzel demiş. Kabahati örtmekte gece gibi ol. Ben o hatayı kapatmak için yıllarca sustum hafız. Ne söyleyene, ne de söyletene cevap verdim. Ayıbımızı bildim. Acımı da, sesimi de içime yok. Ama dahasına takatım yok hafız, yok. Doğru değil de, mutlu değilsin. Mutluluk için vicdanın rahat olması gerekir. Benim vicdanım rahat hafız, rahat. Daha da olacak. Bak, ne güzel. Melek'e konağın kapılarını açmışsın. Yüreğini de açtın mı tam mutlu olacaksın. O konu çoktan kapandı abimiz. Kocası gelmiş almaya. Mahmut da elleriyle uçağa bindirip geldiği yere geri göndereyim. Yok. Bunu hiç iyi demedin Seyit'e. Melek bunca yıl sonra çoluğunu çocuğunu toparlayıp senin kapına geldiyse bir müşkülü vardır. Allah yardımcısı olsun hafız. Vaktiyle beni hiçe sayan benden medet ummasın. Maşallah, maşallah. Ayaklanmışsın. Tabii numaradan bayılınca. Baba. İyi misin Melek? Toparladın biraz. İyi, iyi. Gayet iyi. Sen aldın mı uçak biletlerini? Ne zaman gidiyoruz biz? Aldım aldım. Yarın akşam gideyiz ha. Yarın akşam mı? Niye bugün almadın? Nasıl bugün niye almadın? Ya Antep'ten Almanya'ya yer saat sefer mi var sanki sen? Bana bak. Hey hey sen bana bak ne oluyor? Ya yarın akşam gideyiz diyeyim ha. Ne var? Yarın dünya yıkılsa da o uçağa biniliyor ve gidiliyor. Ya Melek bu adam nasıl adam böyle? Ya sizi burada ha bırakıp gidiyor. Ya nasıl koca böyle bu Melek? Bırak ya defolsun gitsin. Oğlum. Ne olacak anne, onsuz da başımızın çaresine bakarız. Kerem senin baban oluyor. Nasıl konuşayım sen öyle? Basma ya. Boşanlar boşanlar. Kuşağın var mı? Melek? Kuşağın var değil. Doğru mu değil?
Babam duyarsa ya Melek bunu. Babam onu duyarsa ne olacak Melek? Melek onca sene sen boşan diye mi? Ya bize niye anlatmayın? Sen bize niye demeyin Melek? Ne oluyor? Nasıl deseydim abi? Nasıl deseydim? Yüzüme bakmadınız, halimi sormadınız. Sürekli evden kovdunuz. Sürekli kovdunuz çocukların önünde. Nasıl deseydim? Evet, boşandım. Boşandık. Babama ben kendim söyleyeceğim ama şimdi değil, sonra, tamam mı? Ne olur. Babam yıkar ortalığı Melek. Babam ortalığı dağıtır. Dağıtır. Bu manyağın yanına da gidemeyin. Ona da gelemeyin. Babam dağıtır ortalığı. Ona gelen yok zaten. No panik. Allah Allah. Ya. Abi sen. Abi sen ufaklık Seyit Ali'yi biraz oyalar mısın? Ben çocuklarla çıkayım bir konuşayım biraz. Tamam Melek, tamam. Tamam. Hayırdır Meryem? Hastanedeyim deyince ben telaşlandım. Hasta falan mısın? Yok, değilim. Kırgınım. Bana mı? Evet. Ne oldu ki? Neden beni Halil ile tanıştırmak istedin? İkiniz de bekarsınız, arkadaşımsınız. Yani hayırlı bir işe vesile olmak sevaptır. Bunun hayrı mı var Başak? Halil Meleği unuttu mu ki? Sen Meleği nereden biliyorsun? Bilmeyen yokmuş ki. O gün senin evde gördüğüm kadın değil mi Melek? Ya evet. Ama düşündüğün gibi değil ki. Melek evli, çocukları var. Ya Halil'in de onunla hiçbir alakası kalmadı. Ya hem başka türlü olsa ben bu işe kalkışır mıyım hiç? Bizim tanışacağımız gün Melek'in gelişi tesadüf diyorsun yani. Halil Melek yüzünden benden vazgeçmedi yani. Söyledim ya babası hastalandı diye. Umarım öyledir. Arkadaşımsın diye sana güvendim. Halil'e kefil olduğun için tamam dedim. İnan söylediğim gibi her şey. İnşallah. Ya Meryem. Meryem. Of Halil ya. İbo, sen devam etsen Aslı. Tamam abi. Efendim Başak. Halil. Ya ben çok kızgınım sana. Hayırdır, bir kusurumuz mu oldu? Şimdi Meryem buradaydı. Bir ton laf etti. Hiç verecek hiçbir cevap bulamadım. Çok kırılmış. Tamam Cumali amca hastaydı falan ama... Sonrasında bir arasaydın, bir özür dileseydin, gönlünü alsaydın kızın. Yani gururu incinmiş haklı olarak. Haklısın Başak. Düşünemedim telaştan. Ya sen istersen Meryem'in numarasını at bana. Ben bir arayayım kızı.
Ya sen de kusura bakma tekrar. Sağ ol. İlk sana selam söyle. Görüşürüz. Alo. Merhaba Halil, ben Başak'tan aldım numaranı da. Nasılsın Meryem? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya o akşam için kusura bakma, aksilik işte. Müsait olduğunda kahve içelim mi? Tamam. Tamam, yarın diyelim o zaman. Evet, biliyorum. Tamam, yarın görüşürüz. Ceketimi verin bana. Ya nasıl yaptı bunu? Senin haberin olmadan seni nasıl boşadı? Hakim nasıl kandırdı? Cık, aklım almıyor ya. Onu da öğreneceğim ama şimdi önceliğim sizsiniz oğlum. O elindeki kağıda güvenip sizi benden ayırmaya kalkarsa ben yaşayamam. Yok. O iş o kadar kolay değil. Acaba onunla gitmek isteyen var mı? Sanki bize fikrimizi soran oldu. Velayeti de almış. Oh. Anne niye saklıyorsun boşandığını? Bazen bazı şeyleri söylemek kolay olmuyor kızım. Karşındakini üzmemek için susuyorsun. Bazen senin doğru bildiklerin başkalarının yanlışı oluyor. Ne dersen de anlamayacaklarını biliyorsun. Anne sen boşandın. Suç işlemedin. Boşanmak suç değil. İşte bazen de sen suçlu olmasan da kabahat senin oluyordu. Bu da biraz öyle bir durum. Bence söylemene gerek yok. Sonuçta bir de Anlar'ın yüzünü görmeyeceğiz. Oğlum başka gidecek yerimiz yok. Neden anlamıyorsunuz? Anne nasıl yok ya? Otelde kalalım o zaman. Kızım o kadar para yok yanımda. Anne yalvarırım dönmeyelim konağa. Parkta yatmaya razıyım ben. Ya döneceğiz oraya şimdi. O adam yine Kerem'i görecek, bir şey yapacak. Anne. Bu akşam bir şekilde idare etsek, yarın da basıp Almanya'ya gitsek. Bak ben seni yalnız bırakmam, evimize bakarım. Kimseye muhtaç olmayız. Anne bence de. Ya şimdiye kadar babam mı baktı bize? Ya biz başımızın çaresine bakarız anne, yalvarırım ya sana. Sonra konuşalım olur mu? Gerçekten gücüm yok. Anne ne yapacağız o zaman biz? Nereye gideceğiz? Alo. Ha, abi neredesiniz? İyi mi Seyit Ali? Anacığım, gene neye takıldın? Aklım Nefise de kaldı. Ne haldedir acep? Cumali bu konaktan kimse Karadağlar'la görüşmeyecek dediğinden beri elim varıp da bir telefonla arayamadım. Ama yüreğim sıkışıyor. Ben arayayım, böyle hal hatır sorar gibi. Yok. Olmaz öyle şey, laf arar gibi. Hanımım. Üzerime vazife değil ama konuştuklarınızı işittim. Beyhan ablayla konuştum bugün. Ha. Meleğin kocası gelmiş. Hepsini toplayıp dönüyorlarmış Almanya'ya. Doğru mu diyorsun? Vallahi bilirsin. Beyhan abla da yalan olmaz. Ay şükürler olsun yarabbim. E gün yüzü göreceğiz o zaman. Hayırdır hanımlar? Yüzünüz gülüyor. Melekler gitmiş annem. Ay vallahi içime su serpildi.
Vallahi benim de. Ya böyle diken üstünde oturuyorduk. Deden gelin. Selamun aleyküm. Aleykümselam dede, hoş geldin. Doktor. Gel Cuma Ali, gel. Hayırdır? Hayır, hayır. Evli evine, gölü göğüne dönmüş. Başka türlüsüne mal verici değerlerdi ya. Çok şükür. Dualarım kabul oldu. Sen de daha fazla canını sıkma artık. Doğru iş eğri gitmez Zümrüt Hanım. Öyle. Senin de yüreğin ferah olsun. Bayaklı'nın Halil Oguz'la konuştu. Yarın kahve içmeye gidicilermiş. E sak mı diyor? Ya kulaklarımla duymasam demem sana. Bak bak yüreğimdeki bütün yük kalktı vallahi. Çok sevindim. Allah bir daha böyle kötü gün göstermesin bize. E hadi güzel bir yemek yiyek. Dilan. Hadi ağzımızın tadıyla güzel bir yemek yiyek. Hadi kızım. Gitti mi şimdi? Bilmem. Çocuklarını bırakmayacağına göre. Sen nasılsın? Yanlış yapmış gibi. Sanki bir kabahat işlemiş de nasıl çözeceğini bilmiyormuş gibi. Hani incecik bir buz tutar ya su. Karşıya geçmen icap eder. Telaşla koşarsan kırılır. Aynı yerde uzun uzun beklersen gene kırılır. Öyle ince ayar gidersin ki ne onu kırarsın ne de kendini incitirsin. Sen ikisi de oysa. Eyvallah Terdo. Eyvallah ama içim hiç rahat değil. Neler yaşadı? Ne olup bitti de çocuklarıyla çıkıp geldi kim bilir? Gidip adamın yakasına yapışsam yakışık almaz. Geri dursam adamlığımı sorguluyorum. Sakin kalacaksın kardeş. Sakin kalacaksın. Rabbine şükredeceksin. Kendi adamlığını başkasının kefesiyle tartmayacaksın. Haksızlığı da kendi kendine etmeyeceksin. Derdo. Derdo. Sakın Rabbine dönüp benim büyük bir sıkıntım var deme. Sıkıntına dönüp benim büyük bir Rabbim vardı. Mevlana. Hadi buyurun, buyurun. Hayırdır? Düğün değil, bayram değil. Bu ziyafet ne? Hayır babacığım. Yani son günlerde çok darlandık ya. Ne bileyim böyle bir kafamız dağılsın diye bir yemek hazırlayayım dedim. Fena mı ettim? Mahmut'tan bir haberin var mı? Eli kulağınıdır. Şimdi gelir, açmadı telefonunu. Hadi afiyet olsun. Hah geldi işte. Haydi. Ya haydi. Mahmut. Sen ne diyeyim? Bunların burada ne işi var? Melek hastalandı baba. Ha? Hastaneden geldik. Melek, ne oldu kızım? İyiyim, iyiyim valla. Bir şeyim yok. Madem iyileşip ayağa kalktı götüreydin ya. Baba. Doktor bir dünya tahlil istedi baba.
Tatiller çıkmadan hiçbir yere gitmeyeceği dedi. Ne yapaydın baba? Bacımı çocuğuyla sokaktan bırakaydın. Etme. Bileyim ben alacağım baba ama emniyetlerimi alacağım hepsini. Havalimanına götüreceğim. Uçağı da kendim bindireceğim. Hakkım için öğün akşam idare et baba. Hakkım için, hatırım için derken atanın sözünü ayaklar altına aldınız. Dikilip kaldınız ayakta. Hadi yürüyün sofraya. Acıktın mı sen benim ballak atmayarım? Gel. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi hadi. Hala biz hiç geçmeyelim. Babam gelsin otursun. Siz hele geçin sofraya. Reyhan bir tepsi hazırlar çıkarır yukarı. Hadi. Hadi gelin. Haydi Melek, Kerem. Haydi. Özene bözene yemek hazırlayız. Yemek kısmet olmuyor. Bu nasıl bir bela ya? Vay be. İstenmediğini bile bile oturacaksın sofraya. Boğazından geçecek mi babanın lokmaları? Densizlik etme Mithat. Ben mi densizlik ediyorum hala? Oğlunun bıçağın yarası kurumadı daha. Mithat. Ya çocuk senden aha özür dilemeye gelmiş. Ya hele bir derdini dinle. Ya hele bir derdini anlatsın çocuk Mithat. Özür dile oğlum dayım. Kaldırın bıçakları. Vallahi bu oğlan çılgın. Kusura bakma. Baktım bir defa. Ne yapacağım? Özür dileyeceksen buradan dileyeceğim. Öyle kaş, göz yapmayacağım. Anladın mı? Annemden uzak duracağım. Dedim ben. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Kimsin? Mithat, neydin Mithat? Ya, ya neydiniz ya koca adamlarsınız siz? Ya hanımın yanında ne diyeyim Mithat? Ya çocuk senden özür dilemeye geldi ha. Elini uzattı, sağ eline vurayım çocuğun. Ya ne diyeyim Mithat sen? Ya bırak abi ya. Bu serserinin özünde ne olacak? Ya Mithat'ım. Ya yapma. Abi. Size hayırlı akşamlar. Afiyet olsun hala. Nasılsın oğlum? İnsanlık ettik, elimizi uzattık. Tamam oğlum. Bırak ya. Oğlum. Ben dedim sana gelmeyelim diye. Kerem. Kerem. Kerem nereye oğlum? Çek. Bağ bırak. Abi babasının yanına gitmesin sakın. Ya halledeceğim ben. Kerem. Ya oğlum nereye gideyim? Ya nereye gideyim? Ya bırak gideceğim. Ya nereye gideyim? Ya görmedin mi yaptığını? Ya bir çakışayım sana böyle bu. Ya ne olursa olsun senin dayın oluyor. Oldu. Dayım diye büyük diye istediğini yapacak. İstediği gibi dayılanacak. Bak silah çekti sustum. Tokat attı susuyorum. Yeter. Ya Kerem'im bir kendine gel. Ya bir sakin de senin bu cevalliğin ne böyle? Ya seni çok iyi anlayayım ben. Sen delikanlı çocuksun ha. Senin yaşlarındayken ben de böyleydim ha. Biri benim damarıma bastın böyle ortalığı yıkıydım ben. Aa bizim Mithat da öyle. Ya sen dinle beni. Etme. Annen hasta. Bir de sen üzme kadını. Gel dinle beni. Şöyle git bir nefes al. Bir çay çorba bir şeyler iç. Geri daha buraya gel.
Tamam mı? Otel kurduk o Antep'te. İnşallah burası alır. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Karadağların damadıyım. Bir oda rica edecektim. Alpay Bey, tanıyoruz sizi. Oda ücretini peşin edildikten sonra seve seve misafir ederiz sizi. Ya iyi de ben zaten o parayı ödedikten sonra gider 5 yıldız otelde kalırım. Kayınçom buraya ayarlamış. Oda ücretinin peşini arıyoruz Alpay Bey. Hasta etmeyin adamı ya. Alo, Mithat Bey. Alpay Bey geldi. Aynen dediğiniz gibi. Ne zaman? Az önce. Şimdi mi çıktı o şerefsiz? Evet evet, buralarda hala. Tamam, yakındayım ben. Başka otellere de bakıyor. Anladım, tamam. Adama bak ya. Üşenmemiş, bütün otellere haber vermiş. Hay Alpay kadar kaya düşsün kafanıza, değil mi? Allah'ım yarabbim. Oğlum ne adi ne şerefsiz adamsın lan sen. Böyle mi anlaştık seninle? Hani herkesi alıp gidecektin? Yine dayandılar konağın kapısına. Hop 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 hop. Onu bacına soracaksın. Hastalanınca tuttu. Oğlum kimi yiyorsunuz lan siz? Kimi yiyorsunuz? Mahmut da oradaydı. Tam uçağa binecektik. Birden ayılması bayılması falan filan tuttu. Ben de gittim bütün paramı zaten uçak biletine verdim. O da yandı. Ya ben böyle açıkta kalmışım. Senin söylediğin şeylere bak ya. Ya sen bir insanlık yap da eniştene bir otel falan ayarla koç. Ben de yarın onları hepsini alıp gideyim. Başlatma lan eniştenle. Bana bak. Son kez söylüyorum. Bundan böyle hiçbirinizi görmeyeceğim. Anladın mı? Hiçbirinizi. Eniştene bir tane otel ayarlasaydın bari. Ne o Zümrüt Hanım? Çeyizlerini mi havalandırayım? Halim'in çeyizleri 20 yıldır kapalı kalmaktan sararmış. Ne güzel işlediydik Nefise'yle bunlar. Ayrı gayrı olmadı. Şen şahra. Sandığından bir eski defterleri de açtın gene ha. Eski demekle eski olmayı Cumali. Bak kendine. 20 yıldır öfkeni ne eskitebildin ne de eksiltebildin. Bazen düşüneyim. Ya başka türlü olsaydı. Telli duvaklı gelin alaydık. Bütün çeyizler evlerine seraydık. Halimle Melek mutlu mesut oturaydı. Kim bilir? Belki de o torunlar bizim torunlarımız olur. Seyit Ali ile çarpışırdınız.
omuzlarımızda kestirmek için tek tek. Derdimi deştin de iyi mi ettin şimdi? Kaldır şunları, koy yerine gece gece. Yok. Bundan sonra heveslerimi sandıklarda saklamayacağım. Mesele Melek değil. Mesele Halil. Benim oğlum yarın Meryem'le yepyeni bir yola çıkıyor Allah'ın izniyle. Hava da iyice güze çalmış ha. Az biraz Ömer'le oturayım dedim terasta. Dondum valla. Vaktidir artık kızım. Hayırdır anacığım? Ha yok bir şey yok. Halil'in çeyizlerini çıkardıydım, sararmış hep. Bir garibana veririz diye. Biz de yenilerini işlemeye başlayalım artık. Ama ben bir daha yapamam bu kadar işi ha. Bir soru soruştur bakalım. Böyle ince iş yapan birileri var mı etrafta? Biraz erken değil mi anacığım? Yok yok. Hiç erken değil. Geç bile kaldık. Yaparsın bana bunu Teo'ya. Nasıl yaparsın? Ne işin var benim bu cehennemde? İyi akşamlar. Ben Ömer. Seni merak ettim. Daha iyi misin? Bunların arasında ne kadar iyi olunursa. Nasılsın? Kötüyüm. Konakta mısın? Burası konak değil. Resmen cehennem. İçindekiler de zebani. İşkenceye devam diyorsun yani. Hem de nasıl? Biliyor musun? Şu an bambaşka bir yerde. Çok mutlu bir şekilde hayatımı yaşıyor olabilirdim. Ama buradayım. Antep'te. Kimin yüzünden? Senin yüzünden. Anlamadım. Yalan mı? Gelmeseydin o gün havaalanına, karışmasaydın bize. Şu an çoktan gitmiştim. Kendi hayatımı yaşıyordum. Kusura bakma da yardıma ihtiyacım var gibiydi. Diyelim ki başım dertte. Peki bundan sana ne? Neler sebep olduğunu biliyor musun sen? Yani şu an istediğim hayatı, hayallerimi bir başkası yaşıyor. Ben de burada oturmuş tutsak gibi bekliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, sen hep böyle misin, böyle bencil misin, kendin mi düşünürsün hep böyle? Ne diyorsun sen ya? Eğer ben orada araya girmeseydim Melek abla yetişemeyecekti. Sen o toz pembe hayatına kavuşacaktın ama kadın burada perişan olacaktı. Sana ne? Sen böyle herkesin her işine karışır mısın, burnunu sokar mısın? Ben insanlığım neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Sen arızasın ya, gerçekten bak.
Sana her nasılsın diyene böyle tırnaklarını mı çıkarırsın? Deme o zaman. Git kahraman doktorluğunu başkasına yap. Aa, maşallah. Yıldızların altında yan gelip yatılmış. Fingir değil mi? Ha? Geldi işte benim zebani. Bana bak. Babam görürse o telefonu kırar ha. İşkenceye kaldığı yerden devam. Sayende. Neyse kapatıyorum ben. Kime din ya? Bu. Arıza ya. Arıza, yemin ederim vallahi billahi arıza. Amca, geldiğini duymamışım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Aslı'yım. Sen nasılsın? İyiyim amca. Ya amca. Hı. Ben bugün galiba haddim olmayan bir işe karıştım. Hayırdır? Akşamüstü Defne'yi gördüm. Melek ablanın kızı. Havaalanına gidecekti kardeşiyle, ben götürdüm. Ben zannettim ki Melek abla falan hep birlikte dönüyorlar. Meğer öyle değilmiş. Babası çocukları kaçırmaya çalışıyormuş. Sonra Kerem yetiştiklerini görünce dayanamadım. Ben de müdahale ettim. Sonra Melek abla geldi, olaylar büyüdü falan. Ey Allah'ım ya. Kabahat bende. Yollamayacaktım öyle havaalanına. Sen Melek ablayla mıydın? Yok. Yani karakoldaydık. Kerem'i almışlardı. Her biri ayrı olay desene. Adam boşandığı karısından çocukları kaçırır. Oğlan karakollarda sürünüyor. Boşanmışlar mı? Melek abla çocukları vermek istemeyince adam velayetle ilgili birkaç belge çıkarttı. Sonra Defne ile biraz hastanede konuştuk. Bayağı karışık hikaye. Hastane nereden çıktı? Ben olaya müdahale edince Melek abla o sıra sinirden bayıldı. Aldım, hastaneye götürdüm. Orada mı hala? İyi mi peki şimdi? İyi çok şükür. Ziya Hoca ilgilendi, tahlillerini yaptık, taburcu ettik. Yarın sonuçları çıkacak. Ama bence sinir krizi. Yani kadıncağızın geldiğinden beri yaşadıklarını düşünürsek. Şekil hareketler. Gel. Gel hadi gel. Bizim takımda da zaten bir kişi eksik. Haydi gel. Selam. Kerem ben. Hadi beyler, hadi. Vay, harbi iyisin ha. Bir takımdan falan mısın? Kulüpte falan oynadın mı? Berlin'de Genç Yıldızlar'da oynuyordum. Vay, Almancısın yani. Yani, evet. Orada doğdum büyüdüm. Bizim takıma da bir el atsana. Önümüzdeki ay maçımız var. Yarın sabah Almanya'ya dönüyorum. Tüh be, kimin misafirisin ki? Bir daha ne zaman geleceksin?
Karadağların. Aa, Seyit Ali amcalar. Nesi oluyorsun sen onların? Uzaktan akrabasıyım. İyi bakalım. Efendim Fundacığım. Ah Fundacığım. Hi. Wie geht's dir, Schatz? Alles klar bei dir dort? Hör mal, wir müssen an diese süße Unterhaltung ein bitteres Ende geben. Weil du deine Schulden nicht bezahlt hast. Ja, wir machen deswegen so, dass wir dann mit Funda hier klären. Was hältst du davon, ha? Alpay. Alpay, kurtar beni ne olursun. Lass die Frau in Ruhe. Ich werde es erledigen. Ich bin in der Türkei. Einen Moment, Moment mal. Hallo. Guck mal, hier ist Antep. Guck, der Burg von Antep. Wir sind hier für Beerdigung. Ich hole Kerem und komme zurück. Die Frau hat damit nichts zu tun. Du solltest uns vielleicht Bescheid sagen, wenn du uns Geld schuldest. Wer weiß damit, hä? Also du klärst die ganze Scheiße, wenn du zurück bist. Alpay, ne olursun. Çok korkuyorum. Geleceğim Fundacığım, geleceğim. Yarın oradayım. Yarın sabah oradayım. Bitte. Verlass die Wohnung, bitte. Jetzt wir gehen. Aber morgen, wir sehen uns morgen, ist der Alpay. Adrian. Ne oldu Adrian? Bir şey mi oldu? Yok. Öyle gözüme çöp battı. Ya nasıl gözüme çöp battı Adrian? Bildiğin ağlın ya. Ne işledin sen böyle? Bir hal mi oldu? Bir şey mi oldu? Mahmut, neye heves etsem kursağımla kalayım. Nasıl içlenmeyeyim? Ailece yeriz diye yemekler hazırlayayım özene bözene. Yine olmuyor, yine olmuyor. Hastalandık Adrian. Ben ne edeyim? Bırakamaydım ağırda. Mahmut kocası gelmiş. O ilgilenseydi. Öyle icap etti. Sadece o da değil ki. Ne oldu? Melek geldiğinden beri halan çok değişti. Bugün bana ne dedi bileyim mi? Ne dedi? Sen dedi el gazısın dedi. Yerini bil dedi. Nasıl üzüldüm bilir misin? Nasıl yüreğime oturdu? Akşama kadar nasıl istifra ettim bileyim mi? Ya Kadriyem. Etme. Bilmeyeyim sen benim halamım. Yaşlı başlı kadın ha.
Ne dediğini bileyim ki? Ya öte beri konuşayım. Takma onu kafana. Sıkma kendini. Hep ben anlayışlı olayım değil mi? Bakalım yarın doktor ne diyecek bu kadar üzüntüye? Doktor? Oğlum sakın unuttum deme. Yarın doktora gideceğiz ya. Bebeğimizi göreceğiz ilk defa. Ya Kadriyen, ben de bir şey var sandım ha. Doktor deyince sen. Ya onu durmayayım hiç. Aklından çıkayım diye sorsa abi. Ha bak, sen doktor dedin ha bak elim ayağım titriyor ha. Gördün mü? Bak. Bakalım ne diyeceğim. Yani yola çıkabilirsin falan derse. Ne yapayım? Ben biraz annemgilin yanına gideyim diyeyim Urfa'ya. Neden? Melek senin bacın. Sen elinden geleni yapacaksın. Ama benim de bebeğimi düşünmem lazım. Bu kadar stresi artık kaldıramayayım ben. O yüzden kadın buradan gidene kadar annemlerin yanına gideyim. Ya Kadriyem sen nereye gidiyorsun annelerin yanına? Ya ben varım burada ha. Ya ben seni bırakır mıyım hiç anla? Etme Kadriyem gözünü seveyim seni ya. Ya ben varım ama burada. Ya Kadriyem ha Melek gidiyor gideyim sonra zaten. Bir iki ya bugün yarın gideyim yarından sonra gideyim. Aman Mahmut ben artık inanamayayım. Ya atayık atayık geri gelirler. Aynı şey gibi. Neydi o? Atayın hani geri geliyor. Bumerang. Ha aynı onun gibi işte. Anladın sen. Anladın artık. Anne. Anne iyi misin? İyiyim kızım iyiyim de. Kerem bir gelseydi. Annem seni bekliyor. Hasta kadın zaten. Salaklık etme de çık gel. Tamam ya geliyoruz işte yoldayız. Anne yoldaymış geliyormuş merak etme. Neredeymiş yakında mıymış? Hı-hı. Yolda geliyor. Yazıyı yatırdım. Üstlerini de örteydim bak. Sağ akıl danışmaya geldim. Etme abla. Benim aklımın da sözümün de hükmü kaldı mı bu konakta? İçim darda Seyit Ali. Kime dur diyeyim, kime yol vereyim bilmeyeyim. Bu kızın bir müşkülü var. Çözemediği bir kör düğümü. Baksana kocası geldi götürmek istiyor. Gitmiyor onunla. Hasta. Ciğerinin deşileceğini bile bile kovuğuna sığınır gibi buraya geliyor. Ezberi öyledir onun. O buradan gidince de aa şu kalbimin üstünde tuttum onu. Kanatlarımın altında sakladım. Gidişin ardından çıkan yangını söndürmeye su yetmedi.
Öldü diye kalbime attığım toprak da yetmedi. Ondan sonra bir kapadım kollarım. Soluğum kesilsin. Döşüm de bitsin diye. Şimdi her kapıdan girdiğinde sanki bu yüreğim içeriden dışarı çıkacakmış gibi oluyor. Rakı ver aksın gitsin. Gün değmeyen dert karanlıkta deva bulmaz. Ne malum abla. Deva bulacak. Ne malum. Bir daha talan olmayacak. Bir sorsa ama bir başka talana yüreğin dayanır mı Seyit Ali diye bir sorsana abla. Korkunun ecele faydası yok Seyit Ali. Kim olucudan saklanarak kurtulmuş ki? Bu kızın bir derdi var. Bizim derdimiz de o. Sen istesen de istemesen de biz gül yaprağı gibi dürülüyüz. Kurutup un ufak edip dağıtıcına katmer katmer açıp özüne bakmak lazım. İş işten geçtikten sonra dövülmek gideni geri getirmez. Soğumuştur bunlar. Ben sana bir çorba ısıtayım da iç. Acı acına yatılmaz. Neredeydin? Çok merak ettim seni. Aç mısın? Yok. Dolaştım biraz. Olan biten her şey için özür dilerim sizden. Alıştığınız hayattan birden koparıp aldım sizi. Buna hakkım yok, çok haklısınız. Özür dilerim. Ama başka çarem yoktu. Söz veriyorum. Her şeyin düzelmesi, her şeyin güzel olması için elimden geleni yapacağım. Bir iş bulacağım. Küçük bir evimiz olacak kendimizin. Küçük, sakin, huzurlu bir hayatımız olacak beraber. Hayır. Anne ben burada yaşamak istemiyorum. Geldiğimizden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Sen hala bana burada hayat kurmaktan bahsediyorsun. Mecburuz kızım, Berlin'e dönemeyiz. Anne dönmeyelim Berlin'e. Almanya'da sadece Berlin mi var? Başka bir yere gideriz, orada devam ederiz yaşamaya. Olmaz Defne, baban rahat huzur vermez. Buraya geldik, burada çok huzur bulduk zaten. Babamdan kaçtık, geldiğimiz yere bak. Üstüne bir de senin ailenin nefreti. Anne niye sevmiyorlar seni? Neden nefret ediyorlar bizden? Yani ne olmuş olabilir?
Ben babamı çok kırdım. Sadece babamı değil, bütün ailemi çok kırdım. Gençtim. Her şeyi bilirim, her yerde yaşarım sandım. Yaşadın anne. Yıllarca yaşadık. Ama şimdi niye buraya geldik, ben onu anlamıyorum. Oğlum, ben gurbet ellerde bir başıma mücadele etmekten çok yoruldum. Yalnız mısın anne, biz neyiz burada? Of. Bunu demek istemedim. Hiç olur mu öyle şey? Siz benim her şeyimsiniz. Siz benim parçamsınız. Ama bak, babanla hayatımız ortada. Bak, sen kavgaya karıştın. Defne kim olduğunu bilmediğim insanlarla kendini yollara attı. Artık daha küçük, daha sakin, huzurlu bir hayatımız olsun istiyorum. Bizim de hayallerimiz var anne. Şarkı söylemek istiyorum, müzik yapmak istiyorum ben de. Biliyorum kızım. Biliyorum. Senin hayallerin... Canım kızım. Ne olur biraz anla beni. Biraz anlamaya çalış. Anne, artık sen de beni anla. Sen yaşayacağın hayatı yaşamışsın. Şimdi benim hayatıma mı karışıyorsun? Defne sus. Sus kızım, tamam. Tamam, az kaldı, az kaldı. 18 olduğunda istediğini yaparsın. Şimdi annemin üstüne gitme. Bağırmayın, tamam. Tamam. Yaşadığınız şeyler kolay değil. Biliyorum. Anlıyorum. Benim sizin yüzünüzün gülmesinden, sizin mutlu olmanızdan başka istediğim hiçbir şey yok. Benim için tek önemli olan şey sizin mutluluğunuz. Kim ne isterse desin, kim ne yaparsa yapsın, ben hepsine katlanırım. Tek ki siz benim yanımda olun. Bana inanın yeter. Her şeyin üstesinden beraber geleceğiz anne. Her şeyi beraber atlatacağız, merak etme sen. Babamla kafanı takma. En fazla bir iki ay daha koşar peşimizden. Bundan sonra kendi parçalısı da olamaz bir şey. Bırakma. Kimse düşersin. Beni çağırsaydın ben alırdım onları. Ama sen uyuyordun. Seslenseydin uyanırdım, hemen duyardım ben seni. Adını bilmiyorum ki. Benim adım Nefise Sirek. Ama büyüklerimizi adıyla çağırmayız değil mi? Hı-hı. Ben senin annenin halasıyım ya. Sen de bana büyük hala de. Annem hala mı diyor sana? Ya hala değil. Buldum, buldum. Ben de sana hala anne diyeceğim. Hala anne? O nedir? Annemin halası demek. Hala anne. Oy, kurban oldum. Kurban olurum seni yaradana. Kapıyım. Deden o senin, korkma. Değil mi dedesi?
Kahvaltı hazır değil mi hala? Ay Seyit Ali, koca sesinden korkuttun çocuğu. Boş ver, düşen misketleri bırakalım orada. Ben sana başka misket veririm, oynarsın. Tamam mı çocuğum? Onları da sonra çıkarırız. Sen iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim hala. Anne! Oh. Oğlum sen uyandın mı erkenden? Anası da çekmiş. Sen de öyle kuşluk vakti kalkardın ayağa. Gel bakalım Beyhan teyze bize neler hazırlamış. Günaydın. Günaydın annem. Nereye gidiyorsun sabah sabah? Otur da kahvaltını et, bir çay koysunlar sana. Dila, çay koyun abinize. Yok anne, derse gideceğim, orada yerim bir şeyler. Sen elinin tersinden oğlanı at sokağa, sonra da gitti diye dövün. Yine kabahatli ben oldum değil mi? He, kabahat senin tabii. Sen kendi ağzından demedin mi melek gitti diye? Halim de öbür kızla buluşacakmış. Daha ne surat asıyorsun da oğlanı kahrediyorsun? Cumali, bu kadar üstüne gitme Halim'in. Ya sen benim işime karışma. Az bir sus da karnımı doyurayım ya. Açlıktan karnım sırtıma yapıştı. Hemşerim. Hemşerim. Kalk, otel mi burası? Tutmuş. Rahatsız değil mi abi? Biz de diyoruz buraya kuş tüyünden banklar yapalım ama işte. Hadi çayları getirin. Oturan kalkan belli olduysa çayları getiriver Beyhan abla. Hanım. Ne güzel ya. Küçücük avluda saklambaç oynuyoruz. Kızım ben aç değildim. Sen niye kalktın? Yemedin mi şimdi hiçbir şey? Seyit Ali, hadi gel sofraya.
Günaydın. Günaydın. Günaydın Mithat Hanım. Hadi otur sofraya Mithat. Baba. Pelin kız ne oldu Zahar? Sessizlik olunca öyle derler ya ondan bir şey. Abi çikolata sürer misin bana? Süreyim abicim. Bunu biliyorsun. Ya ya bak hele bak neler de biliyor ya. Yakışmıyor mu hiç koca adam? Al çocuğum. Teşekkür ederim hala anne. Ay kuzum afiyet bal olsun sana. Hala anne mi? Ya bana anne diye ya. Niye beni tek başıma bırakıyorsunuz o adamla sofrada? Oğlum abartmayın. Ne yapacak size? Ya öyle deme anne. Gel belki Kerem'in. Filiz değil. Beni zor yutar da Seyit Ali için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Adamın gözlerine bakarken korkudan tuzluk kadar kal çocuk. Yedi mi bari bir şeyler? Nefise halazadeler çikolatalı ekmek ikram buyurdular. Diziliydi çocuğum korkudan. Aman o da ne korkakmış. Korkulacak şey mi bu? Hiç anasına benzememiş. Ne yüzle arıyor ya hala? Alo. Uçak saat kaçta? Biletler ne oldu? Ver şunu telefonu da konuşayım. Sorarım ben yanımda değilim. Kapat telefonu. İyi madem arka kapıdayım. Nerede? Buranın arka kapısı mı? Bak sen gelmezsen ben gelirim içeriye. Sakın. Hayır. Hayır sakın. Tamam bekle ben geliyorum. Bekle orada tamam. Ne diyor? Buraya mı gelmiş? Ne oldu ya anne? Ben de sana geliyorum. Kerem hayır.
Siz burada kalıyorsunuz. Her aklına etsin de bu kapıya dayanamazsın. Çocuklar içeride. Biletler abinde. Dayanırım. Alpay bırak şu inadı. Çocuklar seninle gelmeyecek. Velayet kimde? Çocuklar da onda. Allah aşkına yürü git. Canımı yakınca eline ne geçiyor? Senin canın benim umurumda mı sanıyorsun sen? Ben kendi cebimi düşünüyorum. Kerem İti başını belaya sokmuş. Bebeğin birini fena benzetmiş. Adamın ailesi binlerce euro para istiyor benden. Ne diyorsun sen ya? Ne parası? Vallahi ben de öyle dedim adamlara ama gırtlağıma basınca anladım. Oğlum gidip adamlardan özür dileyecek. Biz de parayı tıkır tıkır ödeyeceğiz. Yoksa hem oğlunun canını yakacaklar hem de dava edecekler. Oğlunun paçasını kurtarmak istiyorsan parayı bulacaksın. Alpay delirdin herhalde. Evde ne var ne yok götürdün Alpay. Elimde iki valize çocukları aldığım gibi buraya geldim. Ben nereden bulayım parayı? Vallahi onu buraya gelmeden evvel düşünecektin. Peşinize düşeceğime param da cebimde kalırdı. Hem de onun başına sardığı belayı çözmüş olurdum. Karakoluydu, yanan biletiydi, oteliydi. Cebimde 5 kuruş para kalmadı. Onun için ya sen parayı bulacaksın ya da ben giderim babandan isterim. Sakın. Bak sakın. Babamla tekrar yüz yüze gelmeyeceksin. Vallahi gelirim. Hem de çok güzel gelirim. Koskoca Seyit Ali namını ayaklar altına almaz herhalde. Sevse de sevmese de Kerem onun sonuçta torunu. Verecek parayı. Hayat bu yaptıklarının karşılığını alacak senden biliyorsun değil mi? Hı hı. Sen öyle zannet. Öğleyin arayacağım parayı hazır et. Ne isteyeyim? Hiç abi. Hiçbir şey istemiyorum. Melek yalan söyleme be ha. Duydum. Para diye bir şey diye. Ne olayım Melek? Kerem Almanya'da kavgaya karışmış. Ailesi de para isteseymiş ha? Yani duymuşsun işte. Babası da Kerem'i alıp önlerine atacakmış dava açmasınlar diye. Ne oluyor anne? Ne davası yine? Yok bir şey oğlum. Ben anlatayım sana ne olduğunu. Senin bu baban olacak şerefsiz. Para isteymiş. Duydun mu? Hani ona geldi bağırdı ya. Çocuklarım çocuklarım değil. Ha onların hepsi yalanmış. Onların hepsi yalanmış. Tamam abi. Duydun mu? Abi deme bana Melek. Tamam bağırma. Senin Almanya'da karıştığın mevzu var ha. Senin Almanya'da karıştığın mevzu abi bana sıçramış. Seni almaya gelmiş adamların önüne atmak için. O yüzden bağırıyormuş anne. Ben soracağım bunu ona. Sağ ol abi. Ben bunu sorarım abi. Oğlum ne olursun bak Kerem. Bir de sen delirme. Ne yapalım hani duralım mı? Yetmedi mi ya daha? Canım oğlum sen böyle yapınca beni korumuyorsun. Ben daha çok üzülüyorum. Bana bak. Sen bu konaktan dışarı çıkmayın ha. Tamam mı? Ben halledeceğim meseleyi. İstediğini aldığı zaman da çeker gider. Hiçbir şeye karışma. Babaya bak ya. Oğlum demek ki çok sıkıştırdılarsa yoksa baba... Anne bırak ya. Oğlum. Hala koruyorsun.
iş incelik ister. Sabır ister. Önce karar vereceksin. Sadece sedefçileyeceksen sedefçiliğe eğileceksin. Ha yok, sedefkar olmaya meylettiysen o zaman ince marangoz işçiliğini de öğreneceksin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Doktorum, hoş geldin. Hoş bulduk amca. Bu ne? Amca, vallahi Zümrüt Sultan senin büyüdüğünü bir türlü kabullenemiyor, tamam mı? Haliyle ben de çocuk kalıyorum. Sabah çıkarken elime tutuşturdu, kahvaltı etmemiz. Bize çay getirir misin aslan? Tamam aslan. Hey amca, dedemle nasıl aranız? Gergin misiniz hala? Onun gözünde de büyümedik hala. İnadı tuttu mu yüzünü yerden kaldırmıyor. Ben hastaneden çıkınca onun yanına uğrarım, merak etme. Bu var ya, bir görsem bayılıyor böyle hastaymış gibi ilgilenince. Ben torun kontenjanımı kullanıp onun yüzünü güldüreceğim, tamam mı? Kıyamaz bana. Tamam, uğrarım ben. Tamam, hadi görüşürüz amca. Ömer. Buyur amca. Ya, Melih'in durumunu da bir soru soruştur bakalım. Sonuçlar çıkmış mı, iyi mi? Tamam amca, merak etme sen. Hadi görüşürüz. Aferin kızama. İyi akıl ettin ha. Aslan ne güzel oldu, cıvıl cıvıl. He. Güzel oldu değil mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam hafız. Hadi geç otur, gel. Aslanım, hele bize bir reyhan şerbeti verin, ağzımız tatlansın. Tamamdır usta. Ağzımızın tadı yerinde çok şükür. Hele bir gelsin baksın demişsin, hayırdır? Estağfurullah hafız. Biz haddimizi biliriz. Sağ ol delikanlı. Hafız. Gitmemiş. Melek. Gitmemiş. Hastalanmış. Ona geri geldim. Ablam. Bir sorunu vardı. Mithat yüzünü gördükçe. İçin için gayni. Cumali desem malum. Dilinin kemiği yok. Peki. Senin kalbin neydi? Ben onu hiç duymayayım. Sanki yol yol olmuş. Yollara bölünmüş içim. Her biri başka ses veriyor. Ama benim duydum. Sadece uğultu hafız. Ne biteyim. Ne de rahat vereyim. Bugün sofrada Mithat. Meleği görünce benim yüzüme bir baktı kabus. Gözümün önünden yıllardır ona doğru diye anlattıklarım geçti. Bir de o en küçüğü. Ne zaman gözümüz birbirine değse benden korkup saklanıyor. Doğru bir dene değil ki Seydar. Bir dene değil. Bu dünya dönüşüm üzerine kurulmuş. Mesela bak şimdi. İpek böceği gozasına girmeden önce ona tırtıl diyen haklı. Gozadan çıktıktan sonra kelebek diyen de haklı. Evet bir değişim var ama özü aynı. Vakit sen de kendi özüne bakacaksın. Başkalarını bir kenara koyacaksın. Unutma, zulmün peşindeysen zalimsin. Aşkın peşindeysen aşıksın. Şimdi de bakalım kalbine. Senin için neydi? Antep Belediye
Hastanesi danışmanı. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Melek Yıldırım ismim. Dün sizin hastanenizde tahlil alınmıştı. Sonuçları çıktı mı acaba diye aradım. Kontrol ediyorum. Henüz çıkmamış. Bir dakika. Sanırım Paşakem Hemşire'nin yakınısınız. Buraya not düşürmüş. İsterseniz raporunuzu kendisine de teslim edebiliriz. Aman hayır. Ya hayır. Ben yani kendim alırım ben tahlillerimin sonucunu. Lütfen vermeyin kimseye. Teşekkür ederim. Melek! Nereye gidin kız? Hastaneye sonuçları almaya hala. Hadi hayırlı haberler dedi. Anne, ben de geleyim. Kızım şimdi kardeşin uyanıp ağlamasın. Korkar biliyorsun. Sen kal ben hemen dönerim. Defne annem nereye gitti? Babamın yanına mı? Yok. Hastaneye gitti. Sonuçları alacakmış. Kızım biz de gitseydik ya. Ay bir sen düşünüyorsun herkesi ya. Sorduk herhalde. İstemedi. Şişt Defne. Aslı fena yer değilmiş ha. Hı. İçindekiler de olmasa? Annem burada mı doğmuş şimdi? Ne diyeceğim? Dün akşam birkaç çocukla tanıştım. Halı sahada maç yap. Bana bak sen iyice burada ortam yapmaya başladın. Yok ya kızım ne alakası var? Vallahi ben bilmem Kerem. Sen burada takıl sevdiysen. Ama ben gideceğim. Kime gideceğim Defne? Babama güveniyorsan hiç güvenme. Annem de gelmeye niyeti yok zaten. Hani haberin olsun. İşkence sevene mani olmayayım ben. Sevdiysen takıl burada. Ben hayatımı mahvedemem. Bence sen de kurtulmanın bir yoluna bak. Ayrıca unutma hayallerimiz vardı. Sözde Almanya'nın yeni İlhan Mansız olacaktın. Yani burada halı sahadan öteye gidemezsin ben söyleyeyim de. Affedersiniz. Tahlil sonuçlarını nereden alıyoruz acaba? İleride soda laboratuvar var. Oradan alabilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Melek. Merhaba Başak. İyi misin? İyiyim. Ben
sonuçları almaya gelmiştim. Ben çıkınca alacaktım. Keşke hiç gelmeseydin. Hem makinelerden biri arızalanmış. Sonuçlar akşama kadar anca çıkar. Yapma ya. Önemli bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu kadar endişelenme. Ben çıkar çıkmaz alırsana haber veririm. Ya şimdi sen bunca işin arasında... Ne olacak canım? Ben zaten hep buradayım. Peki madem tutmayayım ben git gideyim o zaman Başak. Tamam canım. Efendim Meryem. Başak. Dün Halil aradı. Kahve içelim dedi. Galiba sen haklıydın. Çok üzerine gittim. Kusura bakma tatlım ya. Önemli değil de. Of. Ben çok heyecanlıyım. Meryem, acaba çok yükselmesem mi? Halil geldi. Kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Meryem değil mi? Evet Halil. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Baban nasıl oldu? Daha iyi. Çok şükür. Ya o akşam yemek için kusura bakma. Ben o kadar şey üst üste geldi ki. Öyleymiş. Duydum. Sağlık olsun. Ne içersin? Ben bir kahve alayım. Az şeker lütfen. Ben de sade rica edeyim. Melek abla. Melek abla. Ben Ömer. Ay. Ömer. Kusura bakma. Dalgınlık. Olsun. Sonuçları almaya mı geldin? Görüştün mü hocayla? Evet, evet ama çıkmamış daha. Arıza varmış, alamadım tahlilleri. Ben ilgileneyim, sen hiç yorulma buraya kadar. Yok canım, sağ ol, başa kalacak. Sağ ol ama yani... Ömerciğim esas dün için çok sağ ol. Sen çok ilgilendin. Sana da yük olduk. Estağfurullah abla, benim vazifem. Olur mu öyle şey? Asıl ben özür dilerim çünkü... Dün akşam defneleri ben götürdüm havaalanına. Yardım edeyim dedim ama böyle olduğunu bilmiyordum. Olur mu oğlum? Sen nereden bileceksin? Sen insanlığını yaptın. Bu senin insanlığın. Abla ben defne numaramı verdim. Ne zaman istersen lütfen hiç çekimi ara. Hatta gelir konağa ben bakarım sana tamam mı? Sen ne kadar çok amcana benziyorsun Ömer. Senin de yüreğin tertemiz. Araba falan çağırdın mı abla? Taksi çağırayım mı? Yok Ömerciğim. Ben biraz yürüyeyim dedim. Biraz yürüyeyim ben. Tamam. Tamam abla. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol canım. Buraya tayin olduğum zaman tanıştık Başak'la. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu her konuda. Sonra yakın arkadaş olduk. Başak'ı ben de çocukluğundan tanırım. İhsan da çok eski arkadaşım. Çok iyi insanlar. Sağ olsunlar. Senle beni birbirimize yakıştırmışlar. Her işte bir hayır vardır derler. O akşam öyle yemeğe gelemeyişim burada... Baş başa konuşmamıza vesile oldu. Seni tanıdığımı çok sevindim. Çok hoş sohbetsin. Keyifli bir arkadaşlığımız olabilir. Ama... Yıllardır kurmuş olduğum bir düzenim var. Yalnızlığıma o kadar alıştım ki... Başka türlü bir hayat kurmayı düşünmüyorum. Anladım. Aslında anlamadım. Başak dedi ki...
zaten arkadaşlıktan öte ne olabilir ki, değil mi? Neyse, ben kalkayım. Halledecek işlerim var. Kahve için teşekkürler. Şimdi Başak, hani bu adam evlenmek istiyordu, kalkmış bana arkadaş olalım, başka da bir niyetim yok diyor. Tatlım, anlamadım ki, evlenmeyip ne yapacakmış bu yaştan sonra? Bana ne, ne isterse onu yapsın ama bana böyle davranamaz. Hiç bulaşmayacaktım ben bu işe. Vallahi onu buraya gelmeden evvel düşünecektim. Ya o parayı bulursun ya da giderim ben babandan isterim. Olmayayım Melek, olmayayım. Gitmeniz gerek bacım. Senin bu çatı altında yerin yurdun yok, tamam mı? Hastalığınız maalesef ikinci evre laf kanseri. Zor olacağını biliyordum. Olmazlarla boğuşacağımı biliyordum. Daha kötüsü ne olur dedikçe uyuldu yüreğim yarası. Allah'ım sen dayanma gücü ver. Ana yapma. Avlumda büyüyen bir melek vardı. Ne zamanki yüreğimizi hançer sapladı, o vakit öldü. Şimdi karşımda yolunu kendini şaşırmış bir zavallı duruyor. Bas git buralardan. Var git buralardan. Bize de ailene de çektirdiklerin yetti. Uzak dur bizden. Hele ki Halim'in karşısına sakın ola çıkma. Onun yolu ayrıdır. Kafasını karıştırma. Zümrüt teyzem. Ben asla öyle bir şey, benim niyetim... Senin niyetin bizden uzak olsun. Ne yüzün ne de yüzsüzlüğün geçsin kapından. Keşke bunu bile demeyeydin ama. Ne demeyeydin? Halil'i katmayaydın. Hiçbir de isteseydi eğer çekip gitmezdi. Benim derdim onunla değil. Geçmişi hatırlatayım. Sanki Melek istemeyince Halil unutayım. Onun gölgesi bile yeter benim onu perişan etme. Az bile dedim. Neredesin Mahmut ya? Hangi cehennemdesin? Kadriye Karadağ. Doktor Hanım sizi bekliyor. Hemşire Hanım, rica etsem birazcık daha bekleyebilir miyiz? Eşim gelici de.
Kadriye Hanım, yarım saattir doktor hanım sizi bekliyorum. Sırada hastaları var. Peki, tamam. Neredesin ya? Geldik ha. Uzatma. Nerede paralar? Bana bak. Sağ ol, paraları vereyim. Ama senin için vermeyeyim abi paraları. O çocuğu adamların önüne atma diye vereyim. Duydun beni? Ya Mahmut, o benim de çocuğum. Paçasını kurtarmaya çalışıyorum herhalde. Onu anladım ben zaten. Çok belli oluyor o senin niyetinden. Meleğin de yakasına yapışmaya bırak, para değil. Bu senin işini görür. Al. Para mı var mı içinde? Yok, bulguru var onun içinde. Bu da biletlerin. Çocuklarımı burada koymayacağım. Hepsini alıp götüreceğim buradan. İş götürmekte değil Alp Efendi. Baba olup çocuklara sahip çıkmakta. Hadi eyvallah. Valla. Ulan bu yaşa gelmişsin, baba olmamışsın, bana babalığı öğretiyorsun. Seyyid Ali Usta'ya üzüldüm ben. Oğlanlara mı yansın, kızın haline mi yansın? Ne olmuş ki? Kız havalanda bayılmış. Ne dedik sen? Uçağa binerken fenalaşmış Melek. Apar topar hastaneye kaldırmışlar Cumali abi. Daha burada yani. Seyyid Ali! Dediydi, dönüydü derken sen kim oyalayın he? Buradaymış kız, gitmemiş. Çatığın altında yaşatacaksan açıktan ne de biz de tarafımızı bilek. Cumali! Hastalanmış. Bayılıp yere düşmüş. Ne edicilerdi? Çuval olsa alın bir yere koyun. He. Evini revir mi ettin şimdi de? Vebalı yorganı, kireçli kuyu paklar. Cumali! Elinde, dilinde, göğsünde benim anında. Yeter Cumali! Sus! Sus artık! Sus! Sus Cumali! Yoksa canını yere sererim. Yüzün yerden kalkmaydı ya, şimdi de lafın altında kaldın. Seyyid Ali, o şişlerle dilini dağla da tutamayacağın sözler verme bundan gayri. Sonra da böyle hadsiz hadsiz. Ben sana hadsize durdursun ha! Ya sen! Ya, sen vallahi ayıp, billahi de ayıp ya. Ya koskocaman ustalarsınız. Yakışır mı size? Ha? Ya siz böyle mi örnek olucunuz esnafa, eşrafa? Vallahi de billahi de insan ayırırken de, zapt ederken de utanır kendisinden. Bırakın beni. Gelin onu zapt edin. Ustam gelelim. Gel. Ya az hatırın varsa gel. Ne olursun yapma ya. Bırak Zeynel ya, bırak. Gene ne ediniz baba? Gene ne oldu baba? Mahmut, sen bana neyi sorayım? Ha? Beni düşürdüğün durumu mu sorayım? Yoksa beceremediğin altın sonucunu sorayım. Cumali abi. Ha, bu adamın nefesi durunca mı rahat edeceksin sen? Öyle mi ferahlatacaksın sen kendini? Devam et Cumali abi, devam et. Vallahi çok iyi gidiyor ha. 41 maşallah var senin. 41 maşallahım var. Ha, adamın halini göreyim. Devam et. Ya ne gerek var Cumali abi? Ha, bu adam bin kere öleceğine, ha, bir kere ölsün sen de rahat et, o da rahat etsin. Hepimiz rahat edelim Cumali abi. Bu beşik büyüyünce yatağa dönüşüyor.
aileler ekonomik olduğu için bunu tercih ediyorlar. Ya ben bilemem başkasına tercih edeyim. Karadağların tek torununu doğuracağım için daha böyle glas bir şeyler bakayım. Özür dilerim yenge. Ben o açıdan demedim. Yoksa Seyit Ali abinin adı yeter. Ne oldu Mahmut? Ha? Ne oldu? Daha çok ararsın yana yakala. Acıma yok değil mi aşkım? Ha? Acıma yok değil mi? Ceza verek babana. Onun da aklı başına gelsin. Bir daha bizi böyle ortada bırakmasın değil mi? Aferin aşkım. Aşkım sen hep böyle benim yanımda ol, tamam mı anneciğim? İyi oldu. Pardon, bakar mısınız? Ben şöyle büyük bir bebek odası isteyeyim. Bir de ona uyumlu yatak odası. Yalnız bunların hepsi tam teknoloji, tamam mı? Nasıl istersen yenge. Mahmut abi de gelecek mi? Yok, gelmeyeceğim. Şimdi ben seçeceğim, beğeneceğim. Siz hemen konağa yollarsınız. O da ödemesini yapmak için gelir. Tamam yenge. Bu acırın bir turşusu olur ki yemelere doyamazsın. Beyhan, bir büyük kavanoz daha kuralım. Acır turşusu. İçine de biber koymayalım ki Seyit Ali yesin onu böyle bütün kış. Olur hanımım, kurarız. Aman, pek güzel olmuşsun. Umarım ben katmerime de bundan koyayım. Bak bakalım beğenecek mi? Bakalım sen de seveceksin. Hadi bakalım sen de ye bundan. Teşekkürler hala anne. Hala annen kurban olsun sana yavrum. Biliyor musun bu analı kızlıyı deden de çok sever. Annen kızı değil ki analı umuyor. Annemin hep bunlardan yapar. Küçükler ben, büyükler annem. Bak sen şu meleği 40 yıllık yemeğin adını değiştirmiş. Beyhan. Kadriye'den haber var mı? Doktordan çıkmış olması lazım. Doktordan sonra da çarşıya gideceğiydi. Doğmamış çocuğa don biçmek olmaz ama. Allah vere de doktor hayırdan yana konuşsa. Yoksa vay halimize ki vay halimize. Amin. Kadriye'ye gelmesin. Neden? Ben de eskiciye verecekmiş. Bir daha da almayacakmış. Oo, sor bakalım halaanneye seni kimseye verir mi? Verir miyim ben seni kimseye ya? Ben seni verir miyim? Kimselere verir miyim ben seni kuzu? Kuzu. Efendim? Aslanım aldın biletleri. Atla gel de bir konuşalım gitmeden eve. Ne konuşacağız? Ne olacak işte, ne yapacağımız, ne edeceğimiz. Gel diyorsam gel lan işte. İyi konum at, geliyorum. Oğlum? Nereye? Hava alıp geleceğim. İyi misin? Tamam iyiyim, merak etme. Hı. Anne. Bırak boş ver. Arkadaş bulmuş burada kendine. Akşam maç yapacaklardır. Arkadaş. Burada bulmuş. İyi.
Allah Allah. Anne iyi misin? İyiyim güzel kızım, iyiyim. Doktor ne dedi? Görüşemedik Defne ama ben zaten çok iyiyim. Merak etme. Hoş gelmişsin kızım. Otur, otur. Kızım, git mutfakta kardeşinin yemeğini yedir. Beyhan'a da söyle, bir reyhan şerbeti yapsın anana. Ne dedi doktor? Çıkmamış daha tahliller ala. Kocanla ne alıp veremediğin var senin? Ne etti sana? Bunca yıl sonra önünü ardını düşünmeden gelmemişsindir. Başında bir dert mi var? Nereden başlayayım, nasıl anlatayım hala? Sanki yıllarca ne kendimi bilmişim. Ne olan biteni görmüşüm. Oradan oraya savrulmuşum. Hayat diye. İnsan köklerinden ayrı düşünce nerede yerleşeceğini bilemiyormuş meğer. Çocuklarımın da aynı kaderi yaşamalarını istemiyorum. Onların köklerinden ayrı düşmelerini istemiyorum. Burada topraklarında büyüsünler diye aldım geldim. Evlerinde büyüsünler diye. Yangın çıkan tarlada hemen ot bitmez Melek. Önce bir güzel havalandırmak lazım, temizlemek lazım. Doktordan haber çıkana kadar gir içeri uzan biraz. Ama babanın gözüne batma. Olan biten hiç kimse için kolay değil. Baban için de kolay değil. Onu da anlamak lazım. Of çok sıcak. Dilan. Az buzlu ayran ver hele. Tamam hanımım. Vildanım size de getireyim mi? Yok kızım sağ ol. Ben şunları içeri bırakayım. Efendim? Başak. Nasılsın kızım? İyiyim Zümrüt teyze. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Neredesin? İşte mi? Yok şimdi çıktım. Bir Nefsi halaya uğrayacaktım da. Heh. Evvela bana uğra. Sana diyeceklerim var. Tamam olur. Bekleyin. Dede bana doğruyu söyle. Sen baklavayı bugün fazla mı kaçırdın? Ha? Ağzıma koymadım dedim ya oğlum ya. Tansiyon öyle demiyor ama. Canımı sıkanlardandır o. Getir oğlum. Yok öyle dede. Kusura bakmayın. Bu baklavaların hepsini ben yiyorum tamam mı? Sen ne zaman o tansiyonu düşürürsün o zaman yiyebilirsin. O da en fazla iki kere tamam mı haftada? Ben zatı şahanelerini doğduğumdan beri yiyeyim zatı. Hem benim baklavam şifadır ha.
Eyvallah, doğru değil. Oo, afiyet olsun. Amca hoş geldin. Yeni oluyor vallahi. Amca vallahi ben de düşünüyordum bu kadar tatlıyı nasıl tek başıma yiyeceğim diye. Buyur amca. Baba cevizli yok mu? Ben onu çok seviyorum biliyorsun. Yok amca yok. Biz kendi dükkanımızda mağdur ediyorlar. Cevizlisinden vermiyorlar bize. Ben oradan iki önlü göreyim bakayım. Hayırdır dede? Tezgahın başına siz geçin de bir görelim marifetinizi. Cevizlisini de siz yapın bakalım. Dert rüzgarları sussun, aşk güneşi baktım al, gülerek doğursun. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrüm bahardır. Bırak sarhoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrüm bahardır. Bırak sarhoş olanı, içtiğim aşk şarabıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel, yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel.
Gel gel. Otur. Aç mısın? Buranın ciğeri yıkılıyor, bayılırsın. İstemez. Akşam gidiyoruz. Nebi Hoca'yla annemi bekleseydin. Almanya'da bekleyen mi var? Ulan söylemeyecektim ama dayanamayacağım. Gidince söyleyecektim. Yetenekli serseri. Baban her şeyi halletti. Niye halletti? Futbol hocamla konuştum. Seni bir üst takıma transfer ediyorlar. Başlangıç için çok fazla para vermiyorlar ama... İyi geçti değil mi? Ne oldu? Bayımın verdiği para yetmedi mi? Ya o sadece benim zayiatımı karşıladı. Neyse boş ver onu sen. Pasaportun yanına mı? Buradan direkt alana geçeriz. Gelmiyorum ben. Kafayı mı yedin oğlum sen? Hı? Konaktan atlar sana. Transfer diyorum. Bu senin hayalin değil miydi? Değil mi? Ne güzel dedin. Benim hayalim. Senin değil. Kerem, belirtme beni. Adamlar seni bekliyorlar, başımı belaya sokamıyorum. Seni teslim etmem lazım. Bana ne? Bana ne? Bana mı sordun sen millete söz verirken? Ayak benim, yetenek benim. Burada da bir sürü takım var. Giderim burada oynarım. Anama da bakarım, kardeşlerime de. Bak Kucu, ben gel dedim mi geleceksin. Uzatma. Hayırdır ya? Sen niye illa beni istiyorsun? Babalık damarını tutuyorsa git Defne'yi al, o seninle gelmeye çok meraklı. Bana Defne değil, sen lazımsın. Ha, değil mi? Adamların önüne yem gibi atacaksın beni. Yok baba, yemezler. Velayetim bende. Ne yapacaksın? Zorla mı götüreceksin? Babaya kafa tut bak ha. Ben nasıl götüreceğimi çok iyi biliyorum. Tapunuz bende lan, tapunuz. Zümrüt teyze, öyle apar topar çağırınca ben birine bir şey oldu dedim ama. Daha da Hallim'in mürüvvetini görmezsem olacak zaten. Baba, bizim bu Meryem'le olan işi başarmamız gerek. Ben bunların buluşacağını duydum ya, çeyiz işine giriştim bile. Zümrüt teyze, o iş maalesef olmayacak. Sebep? Ya ben de çok istedim, inan. Ama Halil Meryem'e ben evlenmeyeceğim demiş. Ay ben nerelere gideyim? Ben nerelere gideyim? Meryem de çok üzülmüş. Ağlayarak beni aradı. Kız umutlandı tabii. Yıkıldı bir anda. Yok yok. Bu iş böyle olmaz. Benim bu işe bir el atmam gerek. Sen yaz bakayım şu kızın telefonunu şuraya. Ya Zümrüt teyze, biz hiç karışmasak bu işe. Yaz kızım yaz. Aramızda kalacak. Hayırlı işe el atmak sünnettir. Açmayı. Oğlum babanın nesi var? Alev topu gibi geçti avluyu böyle çıktı yukarı kapattı kendini. Hep aynı mevzu ala. Bilmeyin mi? Cuma alemiyle kapıştılar anda. Ya gırk oldu arayayım ala, açmayı telefonu. Ya nerede bu Kadriye ala? Bilmiyorum dedim ya oğlum. Açmayı. Sen karınla doktora gitmedin mi bugün? Gidemedim ala. Acil işim çıktı ha, gidemedim. Yetişemedim doktora, ben ne edeyim? Kadriye bunu senin yanına koymaz bilesin. Ya bu annemin yanına gideceğim ben değilim ha. Çekmiş gitmiş olmasın. Üstüme iyilik sağlık. Nereden çıktı? Ya Melek burada ya. Strese giriymiş. Geriliymiş. Öyle değil ha. Neyine geriliyse. Abi. Kusura bakma. Biz hepinizi huzursuz ettik. Kusura bakma. Farkındayım. Dur Melek. Dur. Senlik bir şey yok ha. Dur. Allah Allah. Ne yükü varmış meleğin ona? Girsin odasına dinlensin. Ondan iş bekleyen yok ki. Bilmeyeyim. Ben de bilmeyeyim. Kadriye. Ya Kadriye Allah aşkına için neredesin sen?
Ya arayayım arayayım, açmayayım telefonunu. Aa gelmeydin, karakola gideydim şimdi. Ya neredesin sen Kadriye? Ben de doktordan geleyim hala. Çok şükür bebeğim çok sağlıklıymış maşallah. Gözün aydın kızım. Sağ olasın. İşte doktor çok yorulma dedi ama bebeğimin eksiğini gediğini tamamlayayım dedim. Herkesin işi başından aşkın olunca ben de bir başıma biraz yoruldum ama. Müsaaden olursa yemek olasıya ben biraz dinleneyim odada, olur mu? Tamam kız. Var mı isteğin? Kadriye. Vallahi küsmüş bağ. Bu oğlanın bu kızdan çekeceği var. Hiç değişmemiş hala. Kadriye hiç değişmemiş. Kimse değişmedi kız. Herkes bıraktığın yerde duruyor. Kadriye? Kadriye sen küstün mü? Kadriye. Ya etme Allah aşkına için Kadriye. Aa bileyim doktora gelemedim diye kızayım bana ama. Ya hele bir sor Mahmud'um ne oldu de. Mahmud'um neden gelemedim diye sorsa bana. Belli ki benden önemli işlerin var. Niye sorayım? Niye sorup da üzeyim kendimi? Bundan sonra benim sadece çocuğumu düşünmem lazım. Benim tek hakikatim bu. Ya Kadriyem etme. Allah aşkına için deme öyle şeyler. Zoruma gidiyor ha. Kadriyem bebeğimiz mi bu? Kadriyem kurban olayım bakayım şu an bir kere. Kurban olayım bir kere baktır şu an. Mahmut. Sen artık kurban olmayı bırak. Baba olmayı öğren. Ya sen bizim bebeğimizin ilk doktor randevusuna gelmedin. Birlikte görecektik ilk defa ya. Nasıl bakacaksın sen onun yüzüne? Ha? Nasıl bakacaksın? Senle git melekle ilgilen. Ne de olsa o her şeyden mühim. Hoş geldin Başak abla. Hoş bulduk Özile. Başak. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz konuşalım mı? Yalnız. Tabii. Tamam. Gel yukarıda konuşalım. Al şu. Üzüle. Bir su ver bana. Ha getireyim abi. Hmm.
Yatak başları hazır mı? He. Tamam. Şimdi ben bütün örtüler şu kaneviçe eşi var ya ondan isteyeyim. Hı. Ne zaman hazır olur? Hay aşa. Zaten o zamana kadar da badana boya işleri falan hali olur. Peki ne yaptın? Sen bir şey hesap çıkarabildin mi? Tamam, yazıyorum. Şimdi şöyle, siz faturayı eve gönderin. Biz ödemesini evden yapacağız. Tamam. İyi günler. Kusura bakma, biraz dağınık bizim küçük var ya. Ne olacak canım? Melek'cim, otursana. Sonuçların. Ben alacaktım Başak. Ben gidip kendim alacaktım. Hı hı. Öyle demişsin desteki kızlara. Kimseye vermeyin, ben alacağım demişsin. Ne var canım bunda? Evet yani öyle dedim, sen uğraşma diye. Ya da kimse bir şey bilmesin istedim. Ben asabım bozuk. Ondan bayıldın sandım ama. Öyle oldu zaten Başak. Ya biliyorsun sonuçta üst üste neler yaşandı. Fiyanda böyle olur ya, gözüm karardı gitti. Hani tansiyonum düşmüş, daha önce de olmuştu. Yoksa iyiyim ben çok. Hocaya gösterdim sonuçları. Değerlerin normal değil. Ama bence sen zaten biliyorsun. Yoksa bu kadar telaşlanmazdın. Melek, doğruyu söyle bana. Neyim var? Yetişin, hırsız var! Hırsız var, yetişin, yetişin, hırsız var. Hırsız var, yetişin. Ne oldu Kadriye? Mahmut paralar gitmiş. Mahmut paralarımız yok. Ya Kadriye bakarak abi bulur paraları. Ya baktım ben her yere. Yok değil, ya Kadriye gel yok. Bakalım gel. Ne ile konuşacağız ya? Bütün senelerdir biriktir. Hala. Bak bütün paraları biz bunun içine biriktiriyoruz. Bak yok yok. Eve hırsız girmiş ama. O ne biçim laf? Yok işte eve biri girmiş. Gelin. Ne oluyor böyle feryadı falan? Baba. Baba hırsız girmiş eve. Bizim senelerde biriktirdiğimiz bebeğimizin nafakası paralar yok, çalınmış baba. Yok, gitmiş paralar. Eve biri girmiş baba. Mahmut, nerede bu? İçeride bir yerdedir baba. Bilmiyim ki. Yok, yok, yok. Bizim evimize giren çıkan belli değil ki. Gelin. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim hanemde hiç kimseyi hırsız tutamam. Mahmut. Karınla konuş.
Edebi de konuş, yerinle konuş. Bana bırak bu işi. Senin ne işin var burada? Seyit Ali Bey, tatsızlık çıkartmaya gelmedim. Size anlatacağım şeyler var. Bir şey duymak istemiyorum. Aç dışarı. Seyit Ali Bey, sen de baba değil misin? Çocuklarımın karşısında bu yaptığınız şey hoş mu? Alpay, herkes gergin, çık dışarı. Ya Mahmut. Alpay, çık dışarı! Ya Mahmut, ben eğer mecbur kalmasam 20 yıl sonra bu kapıya ayak basar mıydım? O zaman verin çocuklarımı. He? Benim çocuklarımı gideyim, bitsin olay. Ağır ol efendi. Çocukları analarından almak reva mı? Bu mu babalık? Nefise ana, neden anlamıyorsunuz? Melek çocukları benden ayırdı. Alpay, yapma. Yapma. Yalan mı Melek? Hı? Yalan mı? Uğraşmadın mı? Didinmedin mi? Çaba göstermedin mi? Hı? Melek dediğiniz şeytan beni de çocukları da başından attı. Bu da belgesi. Ne belgesi? Neydi bu Melek? Ne yapıyorsun? Boşadı diyorum. Boşadı. Yetmedi. Dişimden tırnağımdan ayırdığım 3-5 kuruş para vardı. Onu da çalmış. Aman! Hırsız Melek'miş ya. Kadriye! Kendine gel. Herkes ağzından çıkanı duyacak. Konduramıyorsun değil mi Seyit Ali Bey? Kızın hem arsız hem hırsız. Yıllar önce sana yaptığının aynısını bana yaptı. Ben de inanamıyorum. Bir gecede, bir gecede çocuklarımı benden aldı, yuvamı yıktı. Söylesene. Sen olsan ne yaparsın? Karşımda.